Bitlis Detay programından merhabalar size değerli izleyenler. 31 Mart yerel seçimlerine doğru son süratle gidiyoruz. Yaklaşık 17 gün kaldı. Son 17 gün. Birbirinden değerli misafirlerimizi konuk ettik. Etmeye de devam ediyoruz sizlerle beraber. Bugünkü konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi'nden Tatvan Belediye Başkan Adayı Sayın Abdülkerim Akay. Hoş geldiniz efendim. Eyvallah, hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Bizleri kırmadınız. Stüdyomuza, izleyicilerimize konuk oldunuz. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Aslında ben burada bulunmaktan şeref duyuyorum. Hani Bitlis ilimiz başta olmak üzere bütün ilçelere tek tek vermiş olduğunuz değerlerden dolayı da size sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Hani basın olarak sağ olun Bitlis'imizi, Tatvan'ımızı ve diğer ilçelerimizi layıkıyla dünyaya tanıttığınız için de size müteşekkir ederim. Biz de size teşekkür ediyoruz. İzleyen gözlerinize, yüreğinize sağlık olsun diyoruz. Abdülkerim Akay dedik. Önce sizi tanıyalım. Abdülkerim Akay kimdir efendim? Abdülkerim Akay Tatvan'da doğmuş, büyümüş Tatvan'ın çocuğu yani. Tatvan'ın öz evladı diyebiliriz. Tatvan'ın öz evladı hani tabiri caizse hani eski deyimiyle kireç çocuğu. Şu anki ismiyle Dumlupınar'da doğup büyüdüm. İlk ve orta öğrenimi oradan tamamladıktan sonra Tatvan Çok Programlı Lisesi Muhasebe Bölümünden mezun oldum. Ve akabinde 100. Yıl Üniversitesi Tatvan Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümünü tamamladım. Maşallah ne güzel. Evet. Yani epey bir birikimle. Tabii. Milliyetçi Hareket Partisi'nde daha önce geçmişiniz var mı? Ve herhangi bir siyasi partide geçmişiniz oluştu mu? Tatvan özellikle olduğumuz için. Yani Tatvan'daki birçok eksikleri de gördünüz, biliyorsunuz. Tabii. Hani onun için hani niye biz olmayalım? Hani slogamız da niye olmasın? Değil mi? Hani niye olmasın? Çünkü yani olmasın. Neticede hani bizim kadar Tatvan'ın sorunlarına çıkan insanlar yok. Mahalle, sokak, çarşı merkezi. Hani gerek gençlerimiz olsun, büyüklerimiz olsun, hani bireylerinin çoğunu birebir tanıdığımız esnaflar için. Esnaflar olsun. Tabii sorunlarına vakıf olduğumuz için. Evet. Hani böyle bir görevi kendimize layık gördük, başvurduk. Hani bir de Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye genelinde bir tutumu var. Hani hakikaten de ben de kendi düşüncem hani huzuru sağlayacak parti Milliyetçi Hareket Partisi ve gittiği her yere sevgi seli götürüyor hani. Bu sevgi selinden yani şunu anladım, yapmış olduğunuz çalışmalar var, gerçekten de aynı dediğiniz gibi bir sevgi seli var ardınızda ve gittiğiniz bütün ziyaretlerde, esnaflarda, gençlerde bir güler yüzü, bir tebessüm. Yani Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir dönem belki bu kadar etkili olmamıştır diyebilirim Tatvan'a, değil mi diyebileceğimler? Şimdi dediğim gibi hani biz Tatvan'ın zevkatıyız, herkesi biliyoruz hani biz kucaklayıcı bir şeye sahibiz. Yani biz bir bütünleyici gücüz aslında burada. Yumuşakta bir üslupla hitap ediyorsunuz. Tabii çünkü yani biz evet. Hani diğer bir A partisi veya B partisi veya bir ırkçılık söylemi veya bir ideoloji olarak olaylara bakmıyoruz. Hani hani biz hakikaten hani huzuru temenni ediyoruz. Hani hem ilçemizde, hem ilimizde, hem vatanımızda. Ne hani güzel, çünkü milletsiz vatan olmaz, vatansız devlet olmaz. Aynen, bu aynen. Kavramda hani biz milletten sürekli içeceğiz. Yani kısacası şunu söylemek istiyorsunuz. Ben Tatvan'ın bir mahallesinde doğdum, büyüdüm, yaşadım ve halen yaşıyorum. Sokak, mahalle, çarşı merkezi, esnaf, yani bütün herkesin sorun ve sıkıntılarını biliyorum. En büyük sıkıntının huzur olduğunu düşünüyorsunuz. Birliktelik, beraberliğin eksik olduğunu düşünüyorsunuz. Bunu tayini için çaba sarf ediyorsunuz. Şimdi önemli olan aslında bence, zaten ben ilk aday adaylığım süresince de basınına demeç verdiğim zaman evet. Hani sormuşlardı en büyük projemiz ne diye. Hani en büyük projemiz aslında huzur. Çünkü hani belediyenin asıl görevleri vardır. Altyapı olsun, üst yapı olsun veya çevre temizliği veya sosyal tesisler falan. Mesela bunlar belediyenin asıl görevleri arasında. Önemli olan huzuru getirmek. Siz insanların gönüllerine dokunup işe başlamayı düşünüyorsunuz. Evet, biz hani dediğim gibi hani evet. Biz doğaçlamayla gidiyoruz. Hani kalben konuşuyoruz, vicdanla konuşuyoruz. Aynen. Hani biz her zaman felsefemiz hani biz güçten yana değiliz, biz haktan yanayız hani. Hani bunda sağ olsun halkımızla gördüğü için bize teveccühte bulunuyor. Yani şu ana kadar ki seçim çalışmalarında sağ olsunlar hep teveccüh ettiler, hep güler yüzler karşılaştılar. Yani inanın ki bir tek tane dahi tepki görmedim. Hani onların o sevecenliğini gördükçe hani ben biraz daha hırsıma hırs kattım. Hani biraz daha gayret edeyim dedim. Hani biraz daha çalışayım, biraz daha ulaşamayacağım yerlere ulaşayım. Hani neticede Tatvan kozmopolitik bir yer. Bence aynen, Tatvan mozaik bir yapı. Doğu'nun incisi
yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Hani biz satranımızı daha güzelleştirmemiz lazım. Turizmi daha canlandırmamız lazım. Hani bu tabi sadece benden olmuyor. Tabii bizden oluyor. Yani gittiğimiz esnaflara sürekli değindiğim konu hani birebir hani önemli olan benim projem değil. Önemli olan sizin ne istediğinizdir. Hani ben kendimce bir proje yaparım. Şu an tatfanın nüfusu yaklaşık 100 bine yaklaşmak üzere işte. Şimdi benim yapacağım proje 100 bine değil de 1000 kişiye hitap ettiği zaman yani o projenin bir anlamı kalmıyor aslında. Yani o tatfan için bir proje olmuş olmuyor aslında. Aynen, aslında bir felaket olmuş oluyor. Yani boşuna giden bir para olmuş oluyor. Hani onun için insanların ne istediğini iyi bilmek lazım. İnsanları okumak lazım. İnsanları dinledikten sonra projeler geliştirmek lazım. Aynen, şimdi hatırlıyorum size. Neticede bütün mahallelerin yapısına vakıfız. Yani bizim mahallelerde eksik olan en büyük sıkıntımız herhangi bir sosyal tesisin olmaması. Şimdi, gençlerin bir noktaya gelip bir dayanışma içerisinde olabilecekleri, durabilecekleri bir mekanın olmayışı mı? Ya şimdi örneğin neticede yerel seçimler var değil mi? Evet, aynen. Burada muhtarlıklar falan da var. Aynen. Hani önemli olan mahalle insanını bir araya getirmek aslında. Çünkü hani mahalle insanları hani bence aylık bir toplantılarının yapabilecekleri bir yer. Belki maddi durumu düşük insanların düğünlerini yapacakları bir yer. Ne bileyim belki daha farklı alanlarda mesela okuma yazma olmayan ablalarımız, annelerimizin okuma yazma öğrenebilecekleri bir yer. Belki o mahallede yaşayan gençlerimizin ne bileyim enstrüman çalma yeteneklerini geliştirmeleri için olanak sağlayacak bir yer. Yani aslında bunlar iyi olur. Hani halkı sonra kaynaştıracak, halkı birbiriyle buluşturacak. Zaten önemli olan zaten şu an teknoloji devrindeyiz. Hani herkes elinde telefon, sosyal medya, tıklık, hani o birebir ilişkiler kalmamış. Önemli olan o birebir ilişkileri sağlamak aslında. Çünkü insanlar birbirini tanıdıkça seviyor aslında. Hani özellikle ben bu konuya vurgu yapıyorum. Hani sosyal bir tatman yaratmak istiyorum. Hani sosyal, herkesin birbirini tanıdığı, herkesin birbirini sevdiği, herkesin birbirini saydığı. Hani ırkı, etnik kimliği veya ideolojisi ne olursa olsun. Hani neticeden hepimiz de insanız. Hani Allah-u Teala kavim yaratmasının sebebi hani daha birbirimizi daha iyi tanımamız için. Ve şu an biz bu konuda maalesef bazı kesimler ayrımcılığa gidiyor. Tabii biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak burada bir bütünleşici güç olmanın peşindeyiz aslında. Yani amacımız da bu. Yani şunu demek istiyorsunuz. Biz ırkçılığa, ayrımcılığa, kardeşliği bozan herkese biz karşıyız. Örneğin şimdi bizim malum Doğu ve Güneydoğu'da böyle bir Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir bakış var işte. Irkçılık veya kafataşlılık. Zaten bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'de herkese, sosyal medyada herkese verdiği demeçlere zaten diyor ki hani Kürt ne kadar Kürtse ben ondan daha çok Kürt'üm. Türk de ne kadar Türkse Kürt de ondan daha çok Türk. Yani hani böyle propagandalar hani insanları ayrıştırıcı veya kin ve nefrete yöneltiyor. Emin olun ki hani insanlar Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve bizi tanıdıkça daha çok sevecekler. Zaten benim şahsımı hemen hemen Tatvan'ın birçoğu insanı tanır. Çünkü ben esnaflarla sürekli iç içe olan bir insanım. Esnaf kesiminin hemen hemen herkesi beni tanır. Kesinlikle hani ben olaya ideolojik veya ırkçılık veya kavimcilik yönünden bakmıyorum. Sizinle ilgili yaptığım izlenimlerde şuna şahit oldum. Sizinle tokalaşan ve kucaklaşanlar gerçekten yürekten tokalaşıp kucaklaşıyorlar. Sizi tanıyanlar yine keza aynen öyle. Demek ki bu kucaklaşmanın ön aşamasında bu tür cümleler saklı, sıcak yaklaşımlar saklıymış. Şimdi aslında bunu da öğrenmiş olduk bu arada. Aslında hani dokunabilmektir. Evet. Hani dokunmak bazen bir sıcak tokalaşmaktır ve bazen tebessümlü bir bakıştır. Çünkü o yürekten gelen hissiyatı sen insanlara geçirdiğin zaman onun karşılığını alıyorsun. Hani biz de insanlara hep böyle yürekten, hani yürekten o samimi bir şekilde yaklaştığımız için onun karşılığını alıyoruz. Çünkü insanlar bizimle konuştukları zaman o içimizdeki samimiyeti görüyorlar. Hani biz yapmacık olamıyoruz. Hani zaten insanoğlu bence hani fıtratı gereği hani yapmacık olmaması lazım. Hani gönülden olması lazım. Çünkü önemli olan şey insanlara dokunabilmektir. Tokalaşmak tabi dokunuştur veya bakış insanlara önemli olan bakış. Çünkü gözler hani derler ya gözler yalan söylemez zaten insanlar
senin şahsını, kişiliğini veya içinden ne geçtiğini aslında gözlerinden okuyoruz. Çünkü gözlerin iletişim halinde insanlar olduğu zaman birebir insanları hemen tatmin edebiliyorsun. Yani insanlar sende o sıcaklığı gördüğü zaman hani etkiye tepki derler yani. Aynen. O sıcak tepkiye sağ olsunlar, onlar da sıcak bir şekilde bize yaklaşım gösteriyorlar yani. Kavgaların olmayacağı, insanların birbirini ayrıştırmayacağı, zulmetmeyeceği, yani aşırı derece boğucu hükmetmeyeceği bir dünya hepimizin hayalidir. Zaten hani yaratılanı yaradandan ötürü sevmek. Aynen, aynen. Önemli aynen, olan bu. Aynen. Çünkü her insan aynı. Kimsenin kimseden bir üstünlüğü yoktur. Ha, üstün olan sadece takva sahibi bir insandır Allah'ın nezdinde. Yoksa hepimiz de insanız. Zaten bildiğiniz gibi hani bir dakika sonrasına dahi garantisi olmayan bir dünya için kalkıp kırıcı olmanın bir mantığı yoktur. Aynen. Hani iki kez öldüğün zaman veya bir hizmet yaptığın zaman önemli olan insanların yüzüne değil, hani arkanda sana edecekleri işten duadır. Hani biz insanların o işten edecekleri duanın peşindeyiz aslında. Hani amacımız bu. Ne güzel. Şimdi belediyecilik de zaten hizmet işi. Hani hizmet, biz burada insanların hükmetmeye gelmiyoruz. Aslında insanların hizmetkarı olmaya geliyoruz. Bir de ben yerinde hizmet belediyecilik anlayışı içindeyim. Hani örneğin sürekli ben eğer ki insanların sevici gösterirse veya bize nasip olursa o koltuk, zaten o koltukta da oturmayı pek düşünmüyorum. Hani düşünmememin sebebi de hani evet. çıkacağım hani toplumda gezmeyi düşünüyorum. Veya bir sıkıntıyı gördüğüm zaman insanlara, bana değil de ben insanlara ulaşmam lazım. Aslında hiç şey olacağınızı mı söylemeye hani, çalışıyorsunuz? Tabii tabii hani insanlar önceden gideyim randevu alayım, başkanla görüşeyim, böyle yapayım, şöyle yapayım, olay yok. Yani başkan çarşıda, insanların olduğu yerde. Başkan çarşıda, başkan mahallede, yani, başkan... Tabii. Yani güzel, insanların güzel. İhtiyaç duyduğu an evet. Orada hazır olmayı hedefliyorum, tabii. Yani önemli olan budur, yani hizmet budur aslında. Bir başkan hattı oluşturacağınızı söylemişsiniz herhalde. Buna israr edelim, söylediniz bu cümleleri. Bir acil başkan hattı. Yani başkan esnafta, başkan mahallede, başkan fırında gibi. Yani aranıldığı zaman başkanın en kısa sürede intikal edeceği, gideceği bir hat mı oluşturmaya yani çalışıyorsunuz? Yani hatta aranmadan orada olmayı hedefliyorum. Ne güzel. Hani düşün, her mahallede muhtarlarımız var. Evet. Veya her mahallede yaşayan tanıdığımız insanlarımız var. Tabii bunlara diyeceğiz ki hani mahallenizin sıkıntısını her an bize bildirin. Her an bize arz edin, biz her an orada hazır olalım. Yani başkan olmadan nasıl sizlerden biri ise, başkan olduğu zaman da yine sizlerden biri olarak kalacak, kopmayacak. Zaten ben şu seçim sürecince de belki insanlarımız da görüyor. Ben sürekli sokaklardayım, sürekli caddelerdeyim. Evet. Hani peşime böyle bir koruma ordusu takmak gibi bir lüksüm yok. Hani kimseden korktuğumuz da yok. Çünkü niye biliyor musun? Hani sen insanlara seveceğin yaklaştıktan sonra kimsenin senden bir sıkıntısı olmaz aslında. Hani ben halkın içinde bir çocuğum, halkın çocuğuyum, halkın üzerindeyim ve yine halkın içinde olacağım. Evet. Hani zaten esnaf ziyaretlerimde de hani ben önemsediğim bir konu var. Böyle kalabalık bir ordu halinde hani gidip esnafı rahatsız etmeyi sevmiyorum. Sıkmak, boğmak, tabii onun o anki müşterisine müdahale etmek. Olan, bak önemli olan aslında gittiğin zaman esnafın sorununu dinlemek. Zaten 40 işten gittiğin zaman adamın sorunu da varsa eyvallah, hoş geldiniz. Evet. Adama herhangi bir sana soru yönetemeyeceksin de herhangi bir cevap veremeyeceksin. Aynen. Belki onun hakkında farklı fikirler vardı sana aktaracağı, o fikirlerden mahrum kalacaksın. Zaten hani ben dediğim gibi hani proje, işte önemli olan insanlarımızın neyse, zaten ben bile bir soruyorum. Ta ilkokul okuyan çocuktan ortaokul, lise veya üniversiteli gençlerimiz, evet. Veya büyüklerimiz, yaşlarımız. Hani soruyorum, ne istiyorsunuz? Tatvanı beraber nasıl güzelleştirebiliriz? Yani bu düşüncenizden dolayı ben sizi takdir ediyorum. Projelerinizi vatandaşa uğradıktan sonra planlıyorsunuz, onların söylemlerine değer veriyorsunuz. Aslında böyle. Şimdi malum bölgemiz dar bir bölge. Gençlerimizin yakındığı bir sorun da işsizlik. Hani bence belediyecilikten işsizlik çözümü ne kadar yapılabilir? Yapılamaz. Yani önemli olan gençlerimizi meslek sahibi etmek, yetiştirmek. Evet. Balık tutmayı, avlamayı... Balık vermek değil. Hani balık verdiğin zaman
bir insan dilenciliğe alıştığı zaman zaten çalışmayı zihninden dahi geçiremez. Mümkün değil, aynen. Katılıyorum. Onun için yani insanlarımıza hani balık tutmayı öğretiyoruz. Aynen, ne güzel. Hani balık tutmayı öğretiyoruz. Hani o gencimizin yatkınlığı neyse bizden sosyal projelerimizden onları o şekil eğitip tamamen ücretsiz. Tamamen şey, mesela benim en büyük projelerimden biri de aklımdan geçen bir yer. Bizim fuar sergi salonumuz var. Zaten bizim fuarımızda 30 Haziran'ın 10 Temmuz arası 10 günlük bir şey için kullanıyoruz. Ha geriye kalan kısımda artı, hani, gençlerimize hani sosyal bir tesis olarak orayı verebiliriz aslında. Gençler burayı... Şu an gün salon olarak halkın hizmetine açılmış durumda. O da tabii hafta sonlarına bazen denk geliyor. Zaten şimdi o hafta sonlarına denk geliyor. Yani gündüzleri hani aslında gençlere yönelik olarak bazı projeler yapılabilir. Evet. Çünkü maalesef gençlerimizde hani bu ekonomik krizinde getirdiği bir şeyden para yok. Aynen. Para olmadığı için gidip bir kafede oturamıyor veya böyle daha çekingen oluyor, içine kapanık oluyor. Ve bu da aslında yanlış arkadaşların yönlendirmesinden şu an çağımızın sorunu olan uyuşturucu yönlendirmesi. Aynen. Bugün uyuşturucuya düşen gençlerimizde hani sağlıklı bir düşünce ortamı oluşmuyor. Sağlıklı hareket edemiyor. Yani ailelerimiz de bu konuda çok versiyasını ediyorlar. Evet, önemli olan gençlerimizi kazanmaktır. Aynen. Hani her zaman derim ben yapıcı bir özelliğe sahip bir insanım. Hani yapmak çok zordur aslında. Yapmak ise rahattır. Hani evet. Bir binanın da bir dinamit koyarsın. Aynen, saniye yakarsın ama yapmaya kalkıştığın zaman buna da bir belli süre lazım. Onun için biz her zaman yapacağız. Her zaman yani ben önemsediğim tek şey gençlerimiz. Hani kendim de yaşım 33 evet. Kadar yaşında değil ama hani işte gençliğe biraz da önem. Çünkü geleceğimizin teminatı aslında gençlerdir. Gençlerdir. Gençlerimizi de iyi yetiştirmemiz lazım. Tabii. İyi eğitmemiz lazım. Onların sağlıklı düşünebilmesi için, sağlıklı hareket edebilmesi için yani iyi kulvarlar, iyi zeminler hazırlamamız lazım. Gerçekten doğru ve iyi düşünmüşsünüz. Şahsen takdir ediyorum düşüncelerinizi. Şimdi böyle bir husus da var. İlk teminde söylediğim gibi mahallelerdeki sosyal proje. Evet. Orada aileleri de aslında eğitmek. Hani çocuğa nasıl davranmış. Çünkü ilk temel eğitim aileden geliyor. Sizinle bir sonraki programda detaylı bir şekilde projelerinizle ilgili konuşacağız. Programımızın da sonuna doğru gidiyoruz. Son birkaç cümle bize ve bizi izleyen değerli izleyicilerimize, takipçilerimize neler söylemek istersiniz? Yani Tatvan halkına. Son bir cümlem, Tatvan'ın üzerindeyiz. Evet. Yani Tatvan'ın sıkıntılarına vakıfız. Küçük terimin gözlerinden, büyük terimin ellerinden. Ben onların her zaman kazansam veya kazanmasam bu nasip işi tabii bir de halkın teveccühü. Tabii ki. Her zaman elimden geldiği kadar Tatvan'ın güzelleşmesi için inanın gayret sarf edeceğim. Herkese bundan emin olabilir. Çünkü biz milletin hizmetkarıyız. Teşekkür ederim. Biz de için. Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmayıp bizlere geldiğiniz konuk oldunuz. Ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bize de hayırlısı neyse Rabbim onu nasip etsin demek olur. Sizden öte başka adaylarımız da var. Kim daha iyi yönetecekse, kim iyi bu memlekete hizmet edecekse, kim halkın dilinden anlıyor ve halkın istediğini verebilecekse Rabbim ona nasip etsin diyoruz değerli izleyenler. Böylelikle bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda bir başka misafirimizle görüşünce dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.